Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere 1883 ve 1913 tarihleri arasında basılmış olan evde gördüğünüz Amerika ait bu 5 sentleri göstereceğim. Bu paraların özellikleri ve değerleri hakkında bilgiler vereceğim. Ve aynı zamanda sizlere iki tane farklı hikaye anlatacağım ki aslında bunlardan bir tanesi oldukça ilginç. Şöyle bu parlardan 1913 yılına ait olanın değeri yaklaşık 5 milyon dolar. Evet yanlış duymadınız. Bu evde gördüğünüz paralardan 1913 yılına ait olanın çil kondisyonda olanın değeri yaklaşık 5 milyon dolar. Peki bu paranın özelliği nedir? Neden bu kadar farklı? Onu bu diğerlerinden ayıran özellik ne? Bunu sizlere hikayesiyle birlikte anlatacağım. Ama önce gelin bu paraları şimdi biraz daha yakından tanıyalım ve inceleyelim. Ben buraya sizlere koleksiyonumdan farklı 3 tane tarihli olanını gösterdim. Çıkardım böyle görsel amaçlı. Bunlar 1897, 1902 ve 1910 tarihli olanlar. Şöyle yukarıdakilerin diğer yüzlerini de çevireyim. Evet, bunlar da 1910 ve 1897 tarihli olanları. Bunların kondisyonları çok iyi değil. Bunların kondisyonu temiz diyebiliriz ve bu kondisyondayken bunların değeri yaklaşık 10 lira civarında. 1902'nin kondisyonu daha iyi olduğu için onu göstererek devam edeceğim. Bunun kondisyonda çok çok temiz kondisyonda ve bu kondisyondayken bu paranın değeri de yaklaşık 15-20 lira civarında. Şimdi biraz daha yaklaştıralım ve diğer yüzünden başlayalım. Şöyle çevirelim. Tabii ki bunların da kondisyonları daha iyi olsaydı, çil olsaydı daha değerli olacaklardı. Ama öyle 10 binlerce, 100 binlerce dolar değil. İçlerinden bu kadar değerli olan sadece 1913 yılına ait olanı o hikayede geleceğiz. Şimdi bu paralarımızın genel birkaç özelliğinden bahsedecek olursak. Ağırlığı 5 gram, çapı 21.2 milimetre ve bunlar nikel. Aslında %75'i bakır, %25'i nikel ama nikel diye geçer bu paralar. E, ve bu paralar daha çok e, Liberty Head, e, Liberty Head ve Nikel diye de geçiyor. E, yani Amerika'da hani çok 5 sent demezler bunlara e, V Nikel e, ya da V cent diye e, tabirler kullanırlar bunlar için şimdi paramızın ortasına baktığımızda Roma rakamıyla 5 yazıldığını, 5 rakamını görüyoruz ve altında da cent yazıyor. Şimdi bu paralar ilk olarak 1883 yılında basıldılar ve 1883 yılında basıldığında ilk basıldıklarında bu paralarda cent yazmıyordu. bu paraların boyutlarının Altın 5 dolarlara çok yakın olduğunu fark eden dolandırıcılar bu 5 sentleri altınla kaplayarak kullanmaya başladılar. Bu fark edilince de yakın zamanda sonrasında yine 1883 yılında Haziran ayında bu sent yazanları piyasaya sürüldü. Yani 1883 yılına ait olanların iki çeşidi var. sent yazanları ve sent yazmayanlar. Onun dışında bu 5 rakamının üzerine baktığımızda şurada e pluribus unum yazıyor. Bu da çokluktan birliğe demek. Şimdi paramızın bir diğer yüzüne de bakalım. Ya da şöyle o yüze geçmeden bir, 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 birkaç bilgi daha ekleyeyim. Şurada United ve Cent arasında şurada bir nokta var gördüğünüz gibi. Bu paralar normalde Philadelphia derpanesinde basıldı. Fakat 1912 yılı için geçerli bu söylediğim sadece. Şimdi bu 1912 yılının San Francisco'da ve Denver'da basılanlarında hangi darpende basına dair olan harfler var. Normalde diğerlerinin hiçbirinde bir harf bulunmaz. Fakat 1912'de San Francisco'da basılanlarda şurada noktanın altında S yazar. Denver'da basılanlarda da D harfi vardır. Ee, onun dışında e, Philadelphia'da basılanlarda ise herhangi bir şey yazmaz. Ve içlerinden nadir olanı S harflisi. Yani San Francisco'da basılanı bu bilgiyi de eklemiş olalım. Ve şimdi diğer yüze geçelim. Evet. Ee, burada da e, heykele, yüze baktığımızda şurada e, yukarı kısmında Liberty yazdığını görüyoruz Liberty özgürlük demek zaten bu paraya da dediğim gibi Liberty Head yani özgürlük kafası diyebiliriz Türkçe'ye çevirdiğimizde özgürlük ya da özgürlük kafası deniyor ve bu yüzün etrafına baktığımızda burada 13 tane yıldız görüyoruz bu 13 yıldız Amerika'nın kurucu eyaleti olan 13 koloniyi 13 eyaleti temsil ediyor. Şu an ise Amerika'nın 50 eyaleti var. Onun dışında zaten evet bu paranın değerini de söylemiştim. Tam olarak yüzünde görmüş olduk. Bu çok çok temiz kondisyonda ve değeri de yaklaşık 15-20 lira değerinde. Şimdi hepinizin merak ettiği o 5 milyon dolarlık e, hikaye gelecek olursak onunla ilgili önce e, birkaç e, rakamsal bilgi de vermek istiyorum. E, bu paranın 1913 yılına ait olanı dünyanın en değerli madeni paraları arasında yer alıyor. Şu an bilinen 5 e, adet var. Bunlardan iki tanesi de proof baskı. E, bunlardan e, bir tanesi... Washington'daki bir enstitüde ve diğeri de Colorado Springs'teki bir para müzesinde sergileniyor. Diğerleri ise farklı koleksiyonerlerde. Bu paralar zaman içerisinde satılarak birkaç kez el değiştirmiş. Ünlü, zengin koleksiyoner ailelerde yerlerini almışlar. Şöyle birkaç e, tarih ve yani ne zaman e, kaç paraya satıldığı gibi birkaç bilgi verecek olursak, mesela bir tanesi 2010'da 3 milyon bin500 dolara satılıyor. Başka bir tanesi 2013'te 3.1 milyon dolara satılıyor ve son yakın zamanda e, 2018'de bir tanesi de 4.5 milyon dolara satılıyor. Yani şu an değer yaklaşık 5 milyon dolar diyebiliriz. Peki bu 1913 yılına ait olanın bu özelliği hikayesi ne? Şöyle ki Amerika'daki bir koleksiyoner Samuel Brown, 1919 ağırlık ayında bir numismatik dergisine bir ilan verir. 1913 tarihli 5 sentleri tanesi 500 dolara almak istediğini yazar ve bunları satın alır. Tabi satın alır diyoruz ama burada bir soru işareti var buraya bir soru işareti koyuyorum ben buraya geleceğiz sonra bunları zaman içerisinde sergiler bazı konferanslar sergiler düzenler ve bu konferanslarda bunları tanıtır Tabii ki bu parlar duyulur ve değeri de artar Çünkü bu parlardan sadece 5 tane vardır başka kimse de yoktur ve 5 tanesi de ondadır sonra bu paraları zaman içerisinde satar. Fakat 1963 yılında Brown'ın eskiden Philadelphia darphanesinde çalıştığı ortaya çıkar ve sonra tüm şüpheler onun üzerine toplanır. Şöyle ki acaba bu paraları zaten Samuel Brown kendisi mi basmıştı? Yani o bu paraları aslında hiç satın almadı. Sadece bir tezgah bir oyun kurdu. İleride yakalanmamak için, şüphe çekmemek için. Çünkü bu paralar sadece onda var. Bu paraları kendi darphanede bastı. 5 tane. Tabi bunları yani bu paralar resmi olarak basılmadı. Onu da söyleyeyim tekrar. 1913'te darphane kayıtlarına da bakıldığında böyle bir para yok. Bu paralar hiç piyasaya sürülmedi. Yani bu paraların 1913 tarihli olanı resmi olarak basılmadı. Ama şu an dünyada da bilinen 5 tane örneği var. E, o zaman e, Samuel de bunu düşündü ve ne yaptı? E, bu parları elinde olan varsa e, bana satsın diye yalandan böyle bir ilan verdi dergiye. Sanki başkaları ona bu paraya getirecek, o da satın alacak, koleksiyon yapıyormuş gibi. Ondan sonra bu parları sergilemeye başladı. Konferanslar düzenledi. Bu parları iyice duyurdu. Parların e, prim yaptırdı bu parlara ve sonra parları da sattı. Ama dediğim gibi 1963 yılında Brown'un Philadelphia derpanesinde çalıştığı ortaya çıktı ki bu paralar da zaten orada basılıyordu. Yani akılda böyle sorular olmaya başladı. Acaba Samuel Brown bu paraları kendisi mi basmıştı ve böyle bir tezgah mı kurdu? yalandan bir ilan verdi. Elinde olanlar parları bana satsın dedi. Bir süre bekledi. Parları kendisi satın almış gibi gösterdi. Ve ondan sonra da ortaya çıktı. Bu parlar bende dedi. Reklamını yaptı ve sattı. Bunun gibi farklı bir iki tez de var ama en güçlü tez bu. En kuvvetli tez bu ve benim açıkçası inandığım tez de bu. Bununla ilgili yazılmış birçok yazı da var ve bu halen aslında Amerika'da, dünyada Amerika'da netliğe kavuşmuş bir durumda değil. Samuel Brown şüpheleri üzerine çekmiştir. Böyle birkaç tane tez var fakat bu durum hala tam olarak ortaya çıkabilmiş de değil. Ama benim de düşüncem bu Samuel Brown'un böyle bir üçgeat yaptığı parları kendisi bastı bunları yalandan bir ilan verdi bu parların e sadece onda varmış gibi gösterdi. Hani satın almış gibi gösterdi. Ama zaten paraları o basmıştı. Zaten paralar ondaydı. Kimseden satın almadı. Sadece ileride bir sorun olmasın diye hayır ben bu paraları satın aldım. Hatta bunun için ilan verdim gibisinden gözüksün diye yalandan bir ilan verdi. Ama bu paralar şu an dünyanın en değerli madeni paralar arasında yer alıyor. Ve dediğim gibi şu an değeri de yaklaşık çil olanı için 5 milyon dolar. Evet bu paranın hikayesi de buydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Destek olmak için lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.